Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüyle de karşınızdayım. Bugün efsanevi kral sandığını açacağız arkadaşlar. Ufak bir rahatsızlığım var, böyle bir ufaktan bir hastayım arkadaşlar. Eğer böyle sesim kötü falan çıkıyorsa kusura bakmayın. Normalde video çekmeyecektim ancak sizlere videosuz bırakmamak adına arkadaşlar bugün video çekeceğim abi. Çünkü şurada bir efsanevi kral sandığımız var. Bağırmamaya çalışıyorum arkadaşlar, boğazım da kötü. Şu efsanevi kral sandığını açaraktan bölüme başlayacağız arkadaşlar. Bakalım efsanevi kral sandığı ile açacağız şimdi. 13.000 altınımız var abi. Bakalım efsane kral sandığı açtıktan sonra kaç bin altınımız olacak, ben de merak ediyorum. Bastım geliyor arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi mutlaka unutmayın, bana destek olmak adına arkadaşlar. Videoyu beğenip güzel güzel yorum yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Geliyor abi sandık. Geliyor, şuradan ekstra altınımızı alalım abi. Ekstra altın her zaman iyidir. Candır yani, candır. Yani iki tane golem ne be kardeşim be? Nedir be bu? 1050 buradan dev alalım abi. 1050 dev aldık. Niye böyle çok bana be altın gelmiyor ya? Buradan muhafızları alalım. Ya bir yerden altını patlat kardeşim artık ya. 2200 buradan roket aldık abi. Yani evet. Yani bir yerde 10.000 altın var arkadaşlar. Buradan 10.000 altın alalım. Bakalım efsanevi ne geliyor? Abi benim tahminim her şey maxta. İnşallah birde bir olan bir kart çıkart diye düşünüyorum. Tahminlerini yazabilirsin. Geliyor. Evet, hayalet. En azından hayalet çıktı. Ve büyülü okçu çıktı arkadaşlar. Buradan büyülü okçu alalım ve 20.000 altınımızı alalım. 13.000 altınımız vardı. 51.000 altın yaptık abi. Mükemmel değil mi? Bence gayet mükemmel. Şuradan taç sandığını açalım. Taç sandığından ne geliyor? Hiçbir şey gelmedi. Altın sandığı açalım abi. Burada bir sürü saçma sapan sandıklar var gördüğünüz gibi. Bunlar bir senede birikiyor. Gerçekten müthiş. Şuradan abi bakalım. Ücretsiz bir tane destansı alalım. Pekko, Pekko Reis geldi. Buradan bunu alalım abi. Gerekli. Öyle demeyin, gerekli. Şuradan abi 54k altınımız olduğuna göre. Buradan bir yükseltme yapacağım arkadaşlar. 54k altın ile ne yükseltebilir? Bakalım. Abi buradan ne yükselsek, yani böyle işe yarayan bir şey yükseltmek istiyorum arkadaşlar ama hani ne işe yarar? Yani bunu yükseltelim abi. Bombacı reisi bir tık daha ileri seviyeye taşıyalım ve o da 100k'ya tamamlansın, tamamlanabilsin abi. Neyse şu an güzel. Güzeliz. Böyle bir kraliyet devi desteğimiz var arkadaşlar. Kraliyet deviyle oyna diyenler çok olmuş. 5000 kupada ben de kraliyet deviyle oynamak istedim bugün sizlerle beraber. Değiş bir deste olsun istedim. Bakalım kraliyet deviyle neler yapacağız? Buff geldi biliyorsunuz arkadaşlar. Canı mı ne? Pardon, hasarı mı ne arkadaşlar? %80 mi ne arttırılmış yani, öyle. Yanlışım varsa düzeltirsiniz ama ben %80 arttırıldığını duydum, biliyorum. %80 oranında bir hasar artışı olmuş arkadaşlar kraliyet devine ve inanılmaz bir şekilde yaygın ve aktif olaraktan kraliyet devi kek olarak kullanıyor bunu. Dedim bu desteği herhalde en iyisi. Bir kullanalım bakalım bu desteği dedim. İnşallah 3 slasher yoktur. GG yapar vallahi bizi billah. Niki gibi bizi GG yapar bu kardeşimiz. Umarım yoktur. Ya şu an elimize pek de iyi şeyler gelmedi açıkçası. Hani ne yapacağım diye düşünüyorum. Gara gara. Gel bakalım GG gel. Bu arada dediğim gibi arkadaşlar hastalıktan dolayı böyle hayvan gibi giyindim. Aslında kış da değil yani. Kış da değil. Niye böyle giyiniyorsun diyebilirsiniz ama. Harbiden hastayım ya. Vallahi billahi. Kötüyüz arkadaşlar. Kötüyüz ancak videosuz da bırakmıyoruz yani, görüyorsunuz. Allah belanı çarpmanız. Nasıl bir çarpma Fuat ya, değil mi? Hayır yani o nasıl çarpma Fuat? Fuat! Geri zekalı mısın diyeceksiniz ama yani ne yapalım abi, biz de böyle çarpma atmayı seviyoruz. 44 yaşındayım. Allah kahretsin ya, vallahi billahi Allah kahretsin ya. Vallahi billahi Allah kahretsin arkadaşlar ya. Ne diyeyim? Hayır lan dur. GG güzel. Güzel vallahi gittik. Ya anasını satayım ya. Şu arkadaki şey alamadık. Şey korumaları çok yanlış kullandım abi, biliyor musun? Yani aslında arkadaşlar destemiz çok da güzel, tatlı ve hoş gelmişti ama yani kraliyet deviyle arkadaşlar ben hiç ömrü hayatımda oynamadım ya. Size öyle söyleyeyim. Kraliyet deviyle oynamadım abi ben. Umarım Pekka'sı dönmemiştir ya. Allah Pekka döndüyse sıçarız yani. Ya iyi vuracağız ya. Bırakın da bırak ya artık. Ya Pekka nasıl dönüyorsun kardeşim sen ya? Harbi Pekka ya, ne işsin oğlum sen ya? İkide bir dönüyorsun. Tamam reis, eyvallah. Şimdi arkadaşlar moral bozmayacağız. Ve ne gerekiyorsa onu yapacağız yani. Bizim de işimiz bu olmalı bence. Bumps diye onu oradan atmak suretiyle aldım onu. Kuleyi biraz vurur musunuz gençler ya, lütfen. Vur babacım vur. Vur çok güzel vur. Oğlum bunda ne büyüsü var, onu da çözemiyorum ya.
Arkadaşlar bunda ne büyüsü var ya? Allah belanı vermesin lan. Ulan keko, ulan keko, ulan keko. Harbiden sağlam büyüsü varmış ya la adamın. Arkadaşlar gördünüz mü bilmiyorum ama sağlam büyüleri var. Öh anasını satayım ya. Adam gerçekten işimizden geçmeye niyetli. Maç bitti aga ya. İlk maç arkadaşlar GG olduk ya. Maalesef ilk maçta GG olunur mu kardeşim diyeceksiniz ama İlk maçta GG'yiz yani yapacak bir şey yok. Bak buraya da bir bunu atalım. 3 taç gelmez değil mi? 3 taç gelmesin de. Sonra rezil olmayak. GG yaptı bizi güzel. Yani arkadaşlar ilk etapta valla hastayım diye düşünemiyorum bunu. Ne yaptım? Pekka'yı durduramamamızın cezasını çektik. Neyse. Valla arkadaşlar ilk maçta harbiden efsane kötü bir maç oynadım. Neden kötü oynadım bilmiyorum artık. Hastayım diye beynime oksijen mi gitmiyor ne yapıyor ama şey hamlesini çok kötü yaptım arkadaşlar. Gelen Pekka'yı daha gelmeden abi orada durdurmaya çalıştım ve orada ya, ne attı o alan hasarlı bir birim attı yavru ejderha hem ne. Onu atınca abi yapacak hiçbir şeyim kalmadı açıkçası. Ve bu yüzden de GG olduk yani rakip adı gibi bizi GG yaptı. Neyse bu sefer yenmeyi ümit ediyorum bakalım neler olacak. Hemen şuradan bir atak king working yapmak istiyorum. Yerden bir goblin çetesi atar mısın canım? Canım atsana be. Ya oduncu ne kardeşim ya. Oduncu ne anasını satayım ya. Ya o anasını satayım oduncu nedir ya? Oduncu nedir aga? Yani ilk başta iyi yırttık arkadaşlar. İkinci maç geliyor mu? Bakalım. İkinci maçı kazanmak istiyoruz. Vakant geldi arkadaşlar. Rakip olaraktan değil tam olaraktan. Yok be oğlum sen ne yapıyorsun be? Sen ne yaptın be kızım? Vurma lan vurma vurma vurma. Dur kanka dur 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 yeter tamam. Tamam o kadar vurdun yeter kardeşim. Abartmayalım burada bozuşmayalım yani. Bunu bırakmak durumundayım arkadaşlar. Şimdi bu adam görgüsüz gibi bunu da attı. Bak bunu da atıyor. Bu adam niye böyle? Arkadaşlar bu adam niye böyle? Şimdi abi ben bunu geride bir onun yavru ejderlerine eriteceğim abi. Bak şimdi iyi izle. İyi izle bak nasıl eriteceğim iyi izle. Gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan gel lan lan gel işte be. Kanka buraya döner misin? Adamsın. Tamam. Tamam güzel tamam. Yani. Hoş. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir alev topu atmak suretiyle. Hiçbir şeye gelmedi gördünüz mü? Yani böyle bir saçma alev topu görmezsiniz tabii zor. Hoppa reisim benim be. Şu kanka dur kankim dur be oğlum. Dur be oğlum dur be oğlum. Lan daha alma oğlum vurma lan. Oha ya. Abi oduncuyu görüyor musunuz ya? Gerçekten çok saçma bir kart ya. Sabahtan beri vuruyorum vuruyorum bir şey olmuyor ya. Atma lan çarpma sakın pis herif. Atma çarpma sıçarım şarkına. Aa. Gel lan buraya. Ya bu adamı yeneceğiz ya. Çok acele ediyor arkadaşlar. Aşırı acele ediyor. Ya her türlü şeyi atıyor abi. Adam ne bulursa onu atıyor yani. Nasıl bir taktik anlayışı var? Nasıl bir beyin? Onu daha henüz çözememekle beraber. Adam her şeyi atmak gibi bir şeyi var yani. Yemini var herhalde. Adam eline gelen her şeyi atıyor arkadaşlar. Böyle de bir cins yani bilmiyorum. Neler olacak. Bak biz orada savunduk bu adamı. Abi ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar yemin ediyorum 40 yıldır Royal'cim böyle cins bir rakip görüyorum. Harbiden abi böyle cins bir rakip görüyorum. Ya ilginç. Yapacak pek bir şey yok. İlginç rakipler bizi buluyor sürekli yani. Ve bu adamın iksiri de bitmiyor anasını satayım. Ben bu adamı çözemedim şu an. Bak gerçekten bu adamı çözemiyorum şu an. Gerçekten çözemiyorum ya. La oğlum oraya değil ya. Gel şuraya oğlum. Gel 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 gel. Yani 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 en sevdiğim geri sayım başladı ve bitti. Tamam güzel ikinci maçı kazandık. Hemen üçüncü maçta yola devam ediyoruz. Sesinde bir detonelik neyse. Hemen üçüncü maça geçelim. Evet arkadaşlar Marco diye bir rakip buldu. Bakalım Marco'ya karşı neler yapacağız. Abi harbiden çok kötüyüz ya. Oğlum ne oldu lan bana? Birden hastalık kaptım arkadaşlar. Böyle şaka gibi bir şey yani. Marco geldi. Üçüncü maçımızı ve son maçımızı oynayalım abi Marco'ya karşı. Veya bir tane de şu arena muhabbetinden yaparız ya. Arena muhabbetleri de güzel. Şimdi at lan bir goblin çetesi biriniz atın artık. Bunu boşuna mı aldım oğlum ben ya? Allah Allah. Keko musunuz ya? Kankim at ona. Adamsın lan. Bir tane daha vur lan. Bir tane daha vur. Adam. 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 Vallahi manyak aldık ha. Arkadaşlar Marco'ya gününü yavaş yavaş göstermeye çalışacağız. Bakalım. Sadece o geliyorsa iyi. Tamam kanka. Sadece o geliyor. Güzel. Ey Allah belanı vermesin ya. Hani sadece o gelecekti lan. Ha? Hani sadece o gelecekti kardeşim.
Güzeliz güzeliz. Tamam. Biz şu an iyiyiz arkadaşlar. Bakmayın yani. Kimseye bakmayız. Biz iyiyiz. Vallahi bak. 10 numarayız. 5 yıldızız yani. Tamam kanka gel. Gel kardeşim gel. Ben şimdi onu geride savunacağım arkadaşlar. Onun erken atmasını onu bir cezalandıracağız onu, tamam mı? Öf babacım be. Şöyle bir şey yapacağım. Ayıp lan. Ayıp oğlum, hiç gidemedik ya lan. Tamam. Ya adam sinirimi bozmadı değil arkadaşlar. Sinirimi bozuyor şu an. Vallahi yani sinirimi bozuyor. Başka hiçbir şey değil. Ya bak yine vurdu ya. Oğlum ben nerede yanlış yapıyorum lan? İlk başta ne güzel geldik anasını satayım şimdi. Böyle oyun bozanlık yapılır mı be oğlum? La durun lan. Lan durun lan. Oo babalar gibi geliyoruz ha. Babalar gibi, babalar gibi. Evet arkasını doldur. Doldur doldur kardeşim. Doldur 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 doldur. Yardıracağım, yardıracağım. Vallahi bundan sonra yardırmayan adam değil bak. Yardırıyoruz arkadaşlar. Ona buradan geçit yok. Ona buradan geçit yok. Evet çok güzel. Bunu şu an da kullandı. Çok hoş, çok hoş, çok hoş. Ölseydin iyiydi kankim benim be. Kankim benim be. Ölseydin iyiydi. 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye ve 1 saniye kala maçı kazanıyoruz arkadaşlar. Güzel bir maç serüveni olduğunu düşünüyorum ben şahsen. Evet. İlk mağlubiyeti aldık ama sonra 2 galibiyeti de almayı bildik arkadaşlar ve artı 31 kupa cepte. Evet arkadaşlar, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle bölümümüzü tamamlıyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki Clash Royale bölümünde görüşünceye de kendinize iyi bakın. Ve hoşça kalın arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten güzel bir bölüm oldu. Efsanevi kral sandığımızı açtık. Çok da güzel maçlar attık abi. Yeni kraliyet devi destesi bu. Artık bufflanan mı dersiniz, öyle bir şey mi dersiniz artık bilmiyorum da bufflandı. %80 bir hasar geldi. Zaten oyunu oyna diyenleriniz çok fazlasıyla vardı arkadaşlar. Ben de bugün dediğim gibi oynadım ve denedim desteği. Genel olarak güzel bir deste, oynanabilir. Kraliyet devi destelerini deneyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için tekrardan çok teşekkür eder ve karşınızdan ayrılırım efendim. Görüşürüz, hoşçakalın ve bay bay.